da sizlere butonlardan bahsedeceğim. Butonlar kumanda devrelerinde kumanda devre elemanlarını çalıştırıp durdurmaya yarayan kontaklama elemanlarıdır veya kontak elemanlarıdır. Butonları kontak durumlarına göre normalde açık butonlar veya normalde kapalı butonlar diye ikiye ayırabiliriz. Normalde açık butonlar genellikle sistemlerde kumanda devrelerinde çalışma işlemlerini başlattıkları için başlatma butonları veya start butonları olarak tanınırlar. Normalde kapalı butonlarsa sistemlerde durdurma işlemlerini genellikle yaptıkları, üstlendikleri için de bu butonlar stop butonları veya durdurma butonları olarak adlandırılabilirler. Butonlar uyarı tiplerine göre push buton veya yaylı buton veya kalış tip buton olarak da ikiye ayırmamız mümkün. İsterseniz bunları birer örnekle sizlere açıklamaya çalışayım. İsterseniz size yaylı tip push butona örnekler verelim. Bu elimdeki butonumuz yaylı tip bir buton. Burada butonumuza parmağımızla uyarı yaptığımız sürece butonumuzun kontakları konum değiştirecektir. Burada uyarı yapan parmağımızdır ve butona basılma süresi bizim belirlediğimiz parmağımızın butona basılı olduğu süredir. Elimizi çektiğimizde ise kontaklar eski konumuna geri gelecektir. Bu push butona bir örnek. İkinci örneği bu şekilde verelim isterseniz. Bakın bu butonda da butona bastığımız sürece kontaklar konum değiştiriyor. Elimiz çektiğimizde buton eski haline geri geliyor. İsterseniz burada daha değişik bir buton var. Yine bu da push buton veya yaylı tip buton. Bu butona da bastığımız sürece kontaklar konum değiştirecektir. Ve elimiz çektiğimizde ise kontak normal durumuna gelecektir. Yani burada uyarı olduğu sürece kontaklar konum değiştirmekte. Uyarı kesildiği zaman ise kontaklar eski haline geri gelmektedir. Bunlar yaylı tip. Kalıcı olmayan butonlar veya diğer adıyla push butonlar. Kalıcı tip butonlarımızı örnek verelim. Bu elimizdeki kalıcı tip bir buton. Dikkat edecek olursanız burada uyarıyı yaptıktan sonra şöyle tutalım. Uyarıyı yaptıktan sonra elimizi çektiğimizde butonumuz olduğu yerde kalıyor. Daha sonra ikinci bir uyarıyla butonumuzu eski yerine geri getiriyoruz. Burada uyarı yapıldıktan sonra butonun o konumda kalması bizim uyarı yapma süremizden bağımsız olarak bir ikinci uyarıyı beklemektedir. Bu kalıcı tip bir buton. Yine benzer şekilde burada basmalı butona veya push butona, yaylı butona çok benziyor ama bu da kalıcı tip bir buton. Bakın uyarıyı yaptık. Elimizi çektik. Şu anda butonumuz kontakları konum değiştirmiş bir durumda. Eski haline geri gelmesi için ikinci bir uyarıyı beklemektedir. Bu butonun mekanizma yapısı bizim tükenmez kalem dediğimiz arkadan basmalı kalemlere çok benzemektedir. Yine burada MR stop dediğimiz biraz sonra bahsedeceğimiz bir butonumuz var. Bunda da uyarıyı yaptığımız zaman bakın elimizi çektiğimizde buton gömülü kaldı veya hareketi yaptığımız şekilde kaldı. Kontakların eski haline gelmesi ise yine tekrar butonumuzu çevirmemizle yani ikinci bir uyarıyı vermemizle eski konumuna geldi. Normal butonlarda kontakların hareket hızı elimizin uyarı hızıyla aynıdır. Yani elimizi yavaş bastığımızda kontaklar yavaş bir şekilde veya elimizi hızlı bastığımızda kontaklar hızlı bir şekilde konum değiştirir. Yani el hızımızla kontak hızımız aynıdır. Fakat kontaktör gibi endüktif yükleri çalıştıran butonlar, ters indüksiyon gerilimlerinin yapmış olduğu arklar kontaklarda bozulmalara neden olur. Veya PLC gibi dijital kontrol ünitelerinin girişlerine kullanılan kontaklar titreşim yapacak olursa dijital kontrol ünitesine veya PLC'ye yanlış bilgilerin gitmesine neden olurlar. Şimdi burada sıçramalı bir kontağı görmektesiniz. Sıçramalı kontaklarda kontakların hareket hızı elden veya parmaktan bağımsızdır. Burada parmak uyarı yaptığı zaman butonumuza içerideki bir çelik yay, çelik yay dediğimiz şu iki parça kurulacaktır ve belli bir noktaya geldikten sonra parmak hızından bağımsız olarak yayın kendi boşalmasıyla birlikte kontaklar hareket edecektir. Bakın şu anda ben uyarıyı yaptım ama kontaklarda en ufak bir hareket yok. Şu anda yayım kuruluyor. Belli bir noktaya geldikten sonra el hareketinden bağımsız olarak yayların kendi kuvvetiyle kontakların konum değiştirecektir. Şu anda yayım kuruldu. Bakın hala basmama rağmen kontaklarda bir hareket yok. Evet, yay belli bir noktaya geldikten sonra parmak hızından bağımsız olarak yayın kuvvetiyle ani olarak konum değiştirdi. Şu anda elimi yavaş yavaş çekeceğim. Dikkat ederseniz çektiğim zaman da elimle birlikte kontaklar hareket etmiyor. Belli bir noktaya geldikten sonra yay bu sefer ters tarafa boşalıyor. Evet. Ve kontaklar tekrar konum değiştiriyor. Burada kontakların hareketleri uyarı
hızından, yani burada buton olduğu için parmağımızla bir uyarı yapmaktayız. Uyarı hızından bağımsız bir şekilde açma ve kapama yapmaktadır. Butonlar yekpare, tek parça veya çok parçalı bir şekilde olabilir. Yekpare butonlarımızda butonumuz tek parça halindedir ve arkasında butonumuzun kontak uçları, kontak klemensleri vardır. Bu butonumuzu elimize almışken şundan da bahsedelim. Bu butonumuz dikkat edecek olursanız kalıcı tip bir buton. Bu kalıcılığı sağlayan yan tarafta bir tane çelik pin var. Bu pimi çıkarttığımız takdirde, pimi yuvadan çıkarttım. Evet, şimdi bu butonumuza bakacak olursak, bakın az önce kalıcı olan butonumuz şu anda yaylı, kalıcı olmayan bir buton haline döndü. Dikkat edecek olursanız. Çok parçalı, birden fazla parçası olan butonlara bakalım. Bu butonlar kafa, buton kafası, buton gövdesi veya buton kontakları olarak temelde 3 parçaya ayrılırlar. Aynı seri butonlarda buton kafalarını değiştirebiliriz. O buton kafalarının takılmış olduğu gövdeye takmış olduğumuz kontakları değiştirebiliriz. Bu ise bize çok renkli veya çok tipli seçenek sunmaktadır. Kumanda devrelerinde butonların renklerinin bir anlamı vardır. Kumanda devrelerinde yeşil renkli butonlar sistemin çalıştırılmasına yönelik çalıştırma işlemlerini yapan butonlardır. Kırmızı renkli butonlar sistemlerde durdurma işlemleri veya acil durdurma işlemlerinde kullanılırlar. Diğer renkli sarı, siyah veya diğer renkli butonlarsa sistemlerde ara çalışma işlemleri yaparlar. Bir kumanda panelinde butonların rengine bakarak görevlerinin ne olduğunu tahmin etmemiz veya anlamamız mümkündür. Demin de söylemiş olduğumuz gibi eğer kırmızı bir buton görüyorsanız bu buton durdurma sistemin durdurulmasına yönelik bir butondur. Yeşil butonlar başlatma butonlarıdır. Diğer renkli butonlarsa ara çalıştırmaları yaptığımız butonlardır. Örneğin devir yön değiştirme veya sistemin çalışma sırasında yapılması gereken ek görevleri yapan sistemlere ait veya çalışan elemanlara ait butonlardır. Başta söylediğimiz gibi butonlarda normalde açık ve normalde kapalı tip olmak üzere iki tip kontak bulunmaktadır. Bu elimde görmüş olduğunuz buton kontakları normalde kapalı tip butondur. Buradan sembolünde de gördüğünüz gibi kapalı tip buton gösterilmiştir. Kapalı tip, normalde kapalı tip kontaklarda kontak numaraları 1-2'dir. Bunu rölelerden veya diğer kontaktör gibi kumanda elemanları kontaklarından da hatırlayacaksınızdır. Kapalı tip kontaklar 1-2 kontak numaralarıyla isimlendirilirler. Bu buton ayrıca demin de söylemiş olduğumuz gibi normalde kapalı tip buton olduğu için, kontak olduğu için daha çok stop butonlarında, stop işlemlerinde kullanılır. Ve stop işlemlerindeki butonlar da biz size kırmızı olduğunu söylemiştik. Dikkat edecek olursanız buradaki buton kontağımızın üst mekanizması veya üst biminde kırmızı renkli yapılmış. Bastığımız zaman arkada hareketi de görmektesiniz, mekanizma hareketini. Bir diğer kontağımız normalde açık kontaklarda. Normalde açık kontaklarda 3-4 isimleriyle, kontak numaralarıyla isimlendirilirler. Dikkat edecek olursanız bu sembol normalde açık kontağı göstermektedir ve kontak numaraları 3-4. Demin de renklerden bahsederken normalde açık start buton dediğimiz butonlar veya başlatma dediğimiz butonların renk olarak yeşil olduklarını söylemiştik. Size dikkat edecek olursanız buradaki mekanizmayı da bu renkle aynı yapmışlar. Yani burada da mekanizmanın hareketini görmektesiniz. Burada kontaklar üzerinde ya normalde kapalı veya normalde açık kontak bulunmaktadır. Kontak bloğunda. Şurada normalde açık ve normalde kapalı kontakları üzerinde bulunduran bir kontak bloğunu görmektesiniz. Burada 1-2 olarak isimlendirilen kontaklar normalde kapalı kontaklara aittir. 3-4 olarak isimlendirilen kontaklarsa normalde açık kontaklara aittir. Dikkat edecek olursanız burada normalde kapalı ve normalde açık kontaklar aynı uyarıyla harekete geçmektedirler. Bu uyarı yapıldığında
Normalde kapalı kontaklar açılarak normalde açık kontaklar kapanmaktadır. Bu kontak bloğunda hem açık hem kapalı kontak bulunmaktadır. Bu tip kontak bloklarına veya bu tip butonların, bu kontakların bağlı oldukları butonlara çift yollu butonlar veya job butonlar da denilmektedir. İsterseniz ölçü aletiyle bu kontakların nasıl konum değiştirdiklerini görelim. Ölçü aletimizi buzzer kademesine aldık. Şu anda kontaklarımızı testini yapacağız. Normalde açık kontaklarımıza şu anda buzzer uçlarımızı bağladık ölçü aletimizin. Evet, ses yok. Uyarıyı yapalım. Çünkü kontaklar şu anda açık olduğu için devre tamamlanmamaktadır. Uyarımızı yapalım. Dikkat edecek olursanız buzzer'ımızdan ses geldi. Şu anda kontaklar uyarımla birlikte kapandı. Devresini tamamlıyor. Elim kontaklar çektiğim zaman da kontaklar eski konumuna gelecektir ve devreyi açacaktır. Bu normalde açık kontağımızdı. Bu bizim normalde kapalı kontağımızdı. Şu anda uyarı yapmadığımız sürece kontaklar kapalı. Bakalım öyle miymiş? Yine buzzer devremize bağlayalım. Evet, şu anda herhangi bir uyarı yok. Kontaklar kapalı. Eğer ben kontak bloğuna bir uyarı yapacak olursam kontaklar açılacak. Şu anda kontaklarımız açık ve uyarıyı kaldıracak olursam kontaklarımın üzerinden ve evet, normalde kapalı kontaklar kapanarak devreyi tamamlamaktalar. İsterseniz burada da deneyelim. Şu yukarıdaki 1-2 nolu klemensler, evet, normalde kapalı kontaklara mı aitti? Uyarıyı yaptım. Kontaklarım açıldı, devreyi kesti. Buzzer'ım sustu. Şu anda bıraktım. Kontaklar normalde kapalı konumuna geldi. Aşağıdaki normalde açık kontaklara bakalım. Şu anda buzzer'ım ötmüyor çünkü kontaklar açık. Yukarıdan uyarıyı yapıyorum. Kontaklar evet kapandı ve buzzer'ım ötüyor. Butonların pano kapaklarına montajını 22'lik punchla açtığımız delikle yapmaktayız. İsterseniz şimdi bir tane sacı delip 22'lik punchla buton kafaları bu saca nasıl oturuyor ona bakalım. Şimdi işaretimizi koyuyoruz. İşaretimizi koyduk. Punchımıza deliğimizi deleceğiz. Tek parça butonumuzun, yekpare butonumuzun montajını yapalım. Bu butonun montajı gayet basit. Burada bir adet sıkma vidamız var. Bu vidamızı çıkarttık. Buton kafasını deliğimizden geçirdik. Dikkat ederseniz buton gövdesi bu tarafta. Şimdi buraya sıkma vidasını getirdik. Butonumuzu sıkıyoruz. Evet. Şu anda butonumuzun montajını yaptık. Bu butonun çıkarılması yine aynı şekilde. Buradaki sıkma vidasını gevşettik. Butonumuzu çıkarttık. İsterseniz parçalı butonumuzun montajını yapalım. Burada önceden bahsetmem gereken bir şey var. Bu buton gövdesi üzerinde dikkat edecek olursanız iç tarafında kanallar var. Bu kanallar buradaki buton kafasına göre yapılmıştır ve buton kafasını geçirdikten sonra sağa doğru hareket ettirerek kanalların içerisine yerleşmesini sağlarız. Bunu biraz sonra sac üstünde de dermiş olduğumuz az önce sacın montajı sırasında da yapacağız. Bakın çevirdim, aldım. Önce buton kafasını geçirelim. Daha sonra demin bahsettiğimiz buton gövdesinin kanallarına oturtturalım. Bakın oturdu, şu anda çevirdim. Bu aradaki boşluğu almamız lazım. Aradaki boşluğu almak için de üstte vidalarım var. Bu vidaları sıkacağım. Bu vidaları yalnız dengeli sıkmam lazım. Bakın vidayı sıktım. Şu anda bu taraf vidayı da sıkıyorum.
Eğer vidayı tek taraflı sıkacak olursanız yukarıdaki buton gövdesi yamulacaktır. Şu anda dikkat edecek olursanız aradaki boşluğu aldırdım. Buton gövdesine getiriyorum. Kontaklarımızı ekliyorum. Bakın şu anda kontaklarımız tırnaklı bir yapıda. Ve tırnaklarımızı buton gövdesine oturttuğumuzda kontaklarımız buton gövdesine bağlanmıştır. Hareket isterseniz şuradan görelim. Butonumuzu sökmek istediğimizde şurada siyah bir pim var. Bu pimi ileri doğru itiyoruz. Evet. Önce kontaklarımızı aldık. Daha sonra az önce sıkmış olduğumuz boşluk alan, aradaki boşluğu alan vidalarımızı gevşetiyoruz. Şu anda hareket eder hale getirdik. Şöyle göstereyim. Buton kafasını çeviriyorum. Çevirdikten sonra arka taraftan buton gövdesini buton kafasından ayırıyorum. İsterseniz başka tip bir buton montajını yapalım. Dikkat edecek olursanız bu mantar başlı bir buton. Mantar başlı butonlar sistemlerde acil stop olarak kullanılmaktalar. Bu butona bastığımız zaman buton kilitli mekanizmaya sahip. Kontaklar konum değiştiriyor ve o şekilde kalıyor. Ne zaman ki bu butonumuzun kafasını çevirip mekanizmayı tekrar boşa çıkartana kadar o kontaklar o şekilde konumlarını sürdürüyorlar. Mantar başlı yapılmasının nedeni demin de söylediğimiz gibi acil durdurma butonu olarak kullanıldığı için her halükarda elle butonumuza ulaşmamız gerekir. Dikkat edecek olursanız buton kafası çıkıntılı ve ne şekilde elimiz denk gelir, ne şekilde vurursak butonumuz uyarı almaktadır. Diğer buton kafalarına bakacak olursanız buton kafaları gömülü tiptir. Bakın bu butonuma ben elle müdahale etsem de buton kafası buradaki kenar koruyucunun içerisinde kaldığı için buton uyarı almaz. Ancak gelip özellikle buton başına, buton kafasına uyarıda bulunmam gerekir. Ama mantar başlı butonlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Acil durdurma olduğu için elimizi ne şekilde çarparsak çarpalım buton uyarı alacaktır. Şimdi bu butonun montajını yapalım. Yine burada bir tane sıkma vidamız var. Bu sıkma vidamızı açtık. Buton kafasını şöyle geçirdik buradan. Arka tarafta önce bu sefer deminkinde vidayla aldırmıştık boşluğu. Sıkma vidasını bunda kullanacağız. Sıkma vidasıyla ara boşluğu aldırıyoruz. Şu anda sıkma vidasıyla ara boşluğu aldırdım. Butonun bakın dikkat edecek olursanız buraya sabitlendi. Daha sonra buton gövdesini getiriyorum. Şu şekilde buton gövdesini oturtturdum. Daha sonra bunun üzerine de getirdim. Kontak montajımı yaptım. Bakın. Yine şuradan uyarıya bakacak olursanız. Peki butonu sökmem gerektiğinde ne yapacağım? Önce bir tornavida yardımıyla önce kontakları çıkarıyorum. Dikkat edecek olursanız tırnağı buradan attırdım. Daha sonra yine bir tornavida yardımıyla gövdeyi çıkarıyorum. Daha sonra bu sıkma vidasını da açarak buton kafasını da çıkarıyorum. Şimdi bir diğer butonumuzun montajını yapalım. Bu butonumuz biraz daha farklı. Buton kafasını geçirdik dediğimizde. Daha sonra bu boşluk kaldıran ara aparatı taktık. Buton gövdesini. Şu anda ben bunu çevirdiğim zaman veya buradan elle de çevirebiliriz. Bunu çevirdiğim zaman butonla saç arasındaki boşluğu aldı dikkat edecek olursanız. Burada şundan bahsedelim. Kontakların takılmasını. Kontaklar yukarıya doğru ittiğim zaman açılmakta. Aşağı doğru çektiğimizde ise kontakların tırnakları gövdeye oturmaktadır. Şu anda açtık kontaklarımızı. Gövdeye getirdik. Ben bu taraftan hareket ettireceğim. Bakın şu anda tırnaklarımızı oturtturduk. Şu anda takılı. Açmak istediğimizde şuradaki
tırnakları ittirerek gövdeden çıkardık. Bu demin sıkma yaptığımız ara parçayı tersine hareket ettirerek boşluğu tekrar verdirdik ve gövdeyi buton kafasına ayırdık. Şimdi buton kafalarının uyarıyı kontaklara nasıl ilettiğine bakalım. Buton gövdesine taktığımız bir buton kafamız var. Butona bastığım zaman butonun şu iki kısmındaki plastik parçanın dışarı çıktığını göreceksiniz. Bakın basıyorum. Dışarıya çıkıyor. O plastik parçalar ne yapıyor? Eğer kontağı takacak olursak üstüne. Bakın kontağı taktım. Dikkat edecek olursanız o plastik parçalar kontakları uyarıyor. Yine aynı şekilde bu gövdeye başka bir kontak daha takabiliriz. Taktım. Dikkat edecek olursanız bu gövdemize iki kontak bloğu ekleyebiliriz. Bu kontak blokları üzerinde normalde açık, normalde kapalı veya hem normalde açık hem normalde kapalı kontaklar olabilir. Bunları açalım. Bu buton gövdemize şu anda 2 adet kontak takabiliyoruz. Orta tarafı göz lambaları için boşaltılmış. Şimdi açalım bunu da bu şekilde. Orta tarafına göz lambalarımızı takabiliyoruz. Bu şekilde buton üstünde hem kontaklar hem göz lambası olabiliyor. Bu butonumuzu çalıştırdığı sisteme bağladığımız zaman bu göz lambasını, çalıştırdığı kontaktöre bağladığımız zaman bu göz lambasını, kontaktörümüz çalıştığında veya sistemimiz çalıştığında buradaki göz lambasını yakarak aynı zamanda butonda ışık yanmasını sağlayabiliriz. Bu sayede bir başka göz lambasına, bir başka delik delip başka bir göz lambası alıp takmamıza gerek kalmadan buton üstünde göz lambası işlevinde yapmış olabiliriz. Burada daha enteresan bir kafa var. Yine aynı seri bir butona ait. Buna yine gövdeye oturttuğumuz zaman dikkat edecek olursanız burada demin iki taneydi. Şimdi birden fazla kontak bloğumuzu aynı anda hareket ettirebiliriz. Şu anda bakın birinci kontak bloğumu takıyorum. Onu hareket ettiriyor. Şu anda onun yanına ikinci kontak bloğumu takıyorum. Dikkat edecek olursanız onu da ikisini birden hareket ettiriyor. Yine bu tarafa da istersem bir veya iki kontak takabiliyorum. Kontak bloğu takabiliyorum. Dikkat ederseniz bu butonda aynı uyarıyla 1, 2 bu kısma takılacak 3 ve buradaki 4 tane kontak bloğundaki kontakları harekete geçirebiliyorum. Sistemimizde çalıştırma ve durdurma için 2 adet buton kullanmamız gerekebilir. Bu durumda 2 ayrı delik gelip 2 ayrı buton kullanmamız gerekir. Bu butonumuzda bu 2 işlevi tek buton üstüne toplamış. Burada hem çalıştırma hem durdurma işlemlerini yapabileceğimiz 2 adet ayrı uyarı var. Bu 2 adet ayrı uyarı arka tarafta 2 adet ayrı kontağı uyarmaktadır. Şu anda başlatma işlemini yapan yeşil butona basıyorum. Bakın dikkat edecek olursanız yeşil plastik parça çıktı. Durdurma işlemini yapan kırmızı butonuma basıyorum. Bakın dikkat edecek olursanız kırmızı buton kısmını uyardığım zamansa kırmızı parça hareket etti. Bunun bize sağlamış olduğu avantaj ne? 2 ayrı buton kullanmamız gerektiğinde 2 ayrı buton için panomuzun üzerine 2 ayrı delik delmemiz gerekecek ve maliyetimiz butonda 2 ayrı buton maliyeti şeklinde olacaktır. Burada ise hem işçilikten hem maliyetten avantaj sağlanmış. Dikkat edecek olursanız yeşil uyarının olduğu yere normalde açık start butonumu